Evren abi, bu ses ne? Belma geliyor. Hayra alamet değil oğlum. Köpek. Bu senden 3 ay önce alıp üstüne yattığın para. Al koçum, hadi hakkını helal et. Geliyor mu? Evet. Koş sultanım. Ne oluyor burada ya? Kafayı, hale bak. Ay ne değişik bir şirket. İnsanlar, kafayı mı yediniz, ne oluyor? Ay, önüne baksana. Ay pardon teyzeciğim, ne yaptık sanki ya? Teyze mi? Nereden teyzen oluyormuşum ben senin? Zevzek. Burada herkes bir değişik. Senin kızım, sen zaten sirenlerin çalmasını niye şaşırıyorsun ki? Uy, Allah'ım. Ay, kraliçe geliyorsa ki önceden ben geliyorum diye arıyorsa bu büyük bir felakettir sultanım. Ay abartma ya. Nasıl abartmayayım sultanım, böyle kötü bir şeyler olacak ben hissediyorum. Böyle kötü enerjiler etrafta at koşturuyorlar. Emin misin? Adamın Evren olduğu kadar eminim. Tuğçe, nasıl gidiyor oğlumu rüzgarla kıskandırma projen? Gayet iyi. İyi, güzel fikir, iyi. Sen rüzgarla nişanlanacaksın, benim oğlum da seni çok kıskanacak. İyi fikir. Hatta ne yap biliyor musun? Sen direkt rüzgarla evlen. Evet, belki bakarsın Bora, benim yakışıklı oğlum, seni çok kıskanır. Ve nikahına gelip beyaz atıyla seni kaçırır. Tuğçe, saçma. Saçma bütün bunlar. Sen böyle fantastik projeler peşindeyken ada dediğimiz o kız ne yaptı biliyor musun? Elif'imin kalbini kazandı. Yetmiyormuş gibi şimdi de eve girdi. Adadan zarar gelmez. Ada bu operasyonda bize destek. De, destek de eve girdi derken nasıl yani? Evet, evet. Beynine kan gitmesine çok sevindim. Tuğçe. Arkadaşlar, arkadaşlar. Herkes kaldığı yerden devam etsin. Bu böyle normal bir alçak uçuş, baskın. Tamam mı? Aynen devam. Hadi bakayım. Evren. Ha? Abi ne oluyor? Herkes ortalık görmüş gibi. Belma Hanım burada. Tuğçe Hanım'la birlikte odaya girdiler. Her an her şey olabilir. Sen ciddisin. Hı hı. Allah Allah. Tuğçe. Ah Tuğçe. Son şansım Tuğçe. Sen en iyisi bu akşam eve gel. Kendi gözlerinle gör. Bu arada lütfen öyle saçma sapan projeler değil, sonuç odaklı stratejik bir planla gel. Tamam. Tuğçe. Aşk kendi seçer.